Herkese selamlar, saygılar. Kaf ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz eğitimleri olarak canlı yayında şifanıza vesileyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Canlı yayında elimden gelirse şifanıza vesile olurum. Bakalım kimin şifasına vesile olacağım. Haydi arkadaşlar, rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazın, şifanıza vesile olayım. Filiz Akçay, hem sizin hem babanızın şifasına vesile oluyorum. Arkadaşlar, hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Kaf ötemiz sonsuz olsun. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Canlı yayında elimden gelirse şifanıza vesile olurum. Bakalım kimlerin şifasına canlı yayında vesile olacağım. Haydın bre. Refik Korkmaz eğitimleri canlı yayında şifanıza vesile olan eğitim. Ellerinde yaralar var demiş, miyop varmış gözlerinde. Biraz sonra canlı yayında herkesin şifasına vesile olduğumuzda sizin de şifanıza vesile olmak için çalışacağım. Kadim şifa, bilinç dönüşüm. Selamlar, saygılar, kaf ötemiz sonsuz. Geçen hafta yaptığınız mucizeyim müziği için size teşekkürlerimi sunuyorum. Allah razı olsun sizden. Haydın bre. Refik Korkmaz eğitimleri. Canlı yayında şifanıza vesile olan eğitim. Bakalım kimlerin şifasına vesile olacağız? Sizler rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazıncaya kadar ben de bazı açıklamalarda bulunayım. Gözlemlenebilir rahatsızlığınız varsa sizleri canlı yayına alacağız. Mesela Ayşel Dinçer Şahin canlı yayına katılmak isteği göndermiş ama rahatsızlığının ne olduğunu yazmamış. Gözlemlenebilir rahatsızlıksa sizleri canlı yayına alacağız. Mesela kulak zarı delik. İşitme problemi %100, boyun fıtığı var, bel fıtığı var, skolyozu var, kifozu var, lordozu var, bel kayması var. Bunlar gözlemlenebilir olduğu için canlı yayını alacağız. Kist, nodül, miyon, kanserli kitle varsa ve elle tutuluyorsa, büyüklüğü belli ise sizleri canlı yayını alacağız. Çünkü bunların öncesi ve sonrası yapıldığında hemen şifaya vesile olduğumuz ya da olamadığımız anlaşılır. Omuzunda çok ağrı varmış bir arkadaşımızın. Daha da yazmanızı istiyoruz. Peki işitme problemi %100. Bunun işittiğini hemen anlayabiliriz. Ya da kulak zarı delikse kulak zarının oluşumundan anlayabiliriz. Kulak zarının oluştuğunu nasıl anlayacağız? Öncesinde su dökeceğiz. Kulak zarı delik olanın hemen şurasında su kaçar boğazına. Biz kulak zarını ona bir saniyede onardıktan sonra istediği kadar kovalarla su döksün. Boğazına gitmeyecek ve bu şekilde anlaşılacak şifaya vesile olduğumuz. Peki bir bacak diğerine göre 3 santim, 5 santim, 10 santim kısaysa o bacağın uzadığını görmek işte bizim için gözlemlenebilir manasını taşır. Bu tarz rahatsızlığı olan varsa canlı yayını alacağız. Canlı yayında şifasına vesile olacağız. Yaşa Seren Hayrat, araba ve uçak korkum var demiş. YouTube'da Refik Korkmaz çizgi film diye yazın. Benim çizgi filmlerim var. Birinci bölümü izleyin. Korkularınızdan, takıntılarınızdan kurtulmanız için hazırladığım çizgi film. O sizin şifanıza vesile olacaktır. Ve ben şu anda okuyorum. Mesela bir arkadaşımız oğlunda otizm olduğunu söylemiş. Şimdi oğlunun otizmden kurtulduğunu anlamak için en az bir sene gözlemlemek lazım. Dolayısıyla işte onu canlı yayına alamayacağız. Ben canlı yayında bir arkadaşımızın şifasına vesile olurken, tabii sizin oğlunuzun şifası için de çalışacağım. Bakalım kimin şifasına vesile olacağız? Kimler rahatsızlığı hakkında bilgi yazıyor? Haydın bre! Haydın bre!
Göz kapağı düşük düğüm var. Hem bende hem kızımda. Tamam. Birazdan şifaya toplu şekilde vesile olabiliriz. Kebire Keleş oğlunda rahatsızlık olduğunu, epilepsi olduğunu yazmış. Bahtı gülmek, bahtı gülmek, priviyet. Ne güzel bir isim. Bahtı gülmek, bahtı gülmek. İnşallah bahtı gülmek, bahtında hep gülmek olsun. Sizin de hepimizin de bahtı gülmek olsun. Bahtımız gülmek üzerine programlansın. Amin. Bahtı gülmek. Bize güzel bir dua ettirdin, bahtı gülmek. Oğlumda dikkat dağınıklığı var. Gözünüzü kapatıp oğlunuzu bir zümdanka olarak 5 dakika hayal ederseniz dikkat dağınıklığından kurtulur. Hocam, ensemde ceviz büyüklüğünde yağ bezesi var. Elle tutabiliyorum. Kafamda sürekli bir bulanıklık yaşıyorum. Birazdan şifanıza vesile olacağım. Filizak Çay yazmış. Allah razı olsun. Kıymetli hocam, bazen söylemek istediklerim karşısında kelimeler kifayetsiz kalıyor. Ey Allah'ım, Refik Korkmaz eğitimlerini öğrendiğim günden beri mucizeler hayatımdan sürü sürü geçiyor. Ben gibi herkes uyansın. Bilgilerini yıllarca derleyip bizlere sunan hocamızın mucize sistemi her eve girsin. İnşallah. Amin. Ne güzel bir dilek. Allah sizden razı olsun. Hocam, şifama vesile olur musunuz? Görme bozukluğu var. Görme bozukluğunuz ne durumda, Kezban Hanım? Kezban, katılım daveti gönderdim. Hocam, böbreklerimde ağrı var. Hatice Hanım, birazdan şifanıza vesile olacağız. Annemde aşırı horlama var. Bahtı gülmek ne kadar güzel bir isim. Bahtı gülmek, bahtı gülmek. Ve arkadaşımızı canlı yayına bekliyoruz. Kezban Uluhan. Aslıhan Mutlu yazmış. Down sendromu iyileşir mi hocam? Arkadaşlar, biz hiçbir şeye iyileşir demeyiz. Yani hani kulak zarını bir saniyede şifasına, kulak zarının bir saniyede şifasına vesile oluyoruz. Ona dahi önceden hiçbir şey diyemeyiz. Allah bizi vesile kılamaz. Tabii Down sendromu için şu an benim yapabileceğim bir şey yok. Öyle demeyeyim, kendimi kısıtlamayayım. Valla Down sendromu için çalışmıştım. Aldığım sonuç şu, %15-20'lik sonuçlar. Ankara'da ve Avusturya'da iki taneyi hatırlıyorum. O da şuydu, ama hani %15'lik durum. Çekingendi, kendini ifade edemiyordu. Çekingenliği ortadan kalktı. Kendisini ifade etmeye başladı. Konuşmaları ve davranışları daha anlaşılır oldu. Aslan Hanım, birazdan herkesin şifasına vesile olurken, işte sizin tanıdığınız varsa bir Down sendromlu, onun da şifasına vesile olacağım. Az önce canlı yayına görme bozukluğuyla alakalı davetiye gönderdiğim arkadaşımız katılamadı. Şifasını birazdan topluca vesile oluruz. Allah'ım, sizin eğitimlerinizden almam için neler mümkün demiş. O zaman bu cumartesi eğitime katılırsınız.
Ha, Kezban Uluhan Özcan hocam, iş yerinde olduğum için müsait olamadım demiş. Arkadaşlar, bazılarınız iş yerindesiniz, bazılarınız evde ev haliylesiniz. Canlı yayına çıkmak istememeniz en doğal durum. Gözlerinizi kapatınız. Hepinizin şifasına bir dakika vesile olacağım. Kapatın gözlerinizi. Nasıl kütledim be. Dışarıda bir rüzgar var. Gözleriniz ve çenesi. İnşallah şifa oldu. Amin. Hepinizin şifasına ve niyetlendiğiniz herkesin şifasına vesile oldum. Selamun aleyküm hocam. 3 gündür belim tutuldu. Oturduğum yerden kalkamıyorum. O zaman alalım siz canlı yayını. Ama canlı yayına çıkmak isteyip istemediğini yazmamış. Gerçi ben yanlış yapıyorum şimdi onu aramakla. Aramayayım çünkü sonra silin hocam der. Yaptığımız bu çalışma da silinir gider. Ayla Örsan, Ayla Hanım selamlar, saygılar. Uzun zamandır canlı yayında değildiniz. İnşallah her şey düşündüğünüzün de ötesinde gozilyon kez güzellikle, gozilyon kez fazlasıyla güzel şekilde devam ediyordur. Amin. Eğer deminki arkadaşımız canlı yayına katılmak istediğini dile getirirse canlı yayını almak üzere bekliyorum. Tezcan, Uzuner, Türk. Kapatalım gayrı. Duygu Topçu sırtında ve belinde sıkıntı varmış ama canlı yayına çıkmak istediğini dile getirmemiş. Duygu Topçu şifanıza vesile oldum. Oldum. Mehmet Emin Hocam. Mehmet Emin Hocam. İnşallah bir haftadır çalıştığımız rahatsızlığınız şu an yok olsun. Oraya bir yama koyuyorum. Yama. Şifa olsun. Benim belim ve sol yanımda ağrı var uzun zamandır. Yazan Dilek Gündoğan. Canlı yayına katılmak isteğini yazmamış. Ben de romatit, artrit var demiş. Şifa olsun. Akşam da canlı yayın var mı demiş arkadaşımız. Her saniye canlı yayın var. Ve hani oturup kalkamayan bir arkadaşımız vardı ya. Tezcan Uzun Er Türk. Onu canlı yayına alalım. Ve şimdi Tezcan Uzun Er Türk'ü canlı yayına bekliyoruz. Katılamadı. Omuz ağrılarım var. Canlı yayına katılmak istiyorum. Yazan bir arkadaşımız var. Nuray Yılmaz Bayrak. Sizi canlı yayına bekliyoruz. Her saniye bizde canlı yayın var.
Canlı yine şu an katılamadı arkadaşımız. Kübra Hanım, şifa olsun inşallah. Eğitimimiz size ve bütün evrene inşallah hayırlar getirsin. Selamlar, saygılar. Hocam merhaba, bronşit için. Eşim ve bende bel fıtığı var. Allah Allah. İnme geçirdim. Demiş hemen arayalım. En acil bu. Merhabalar. Hayırlı günler olsun. Size nasıl yardımcı olabilirim? İnme ne demek? İnme geçirmek ne demek? Galiba söylediklerim size ulaşmıyor. Kendisi kapattı. İnmeyi aslında tam bilmiyorum. Hani bir felç türü müdür? Felcin daha az etkilisi olanı mıdır? Felçten önceki durum mudur? Nedir inme? Bakalım. İnme. Galiba çoğumuz da benim gibi inmenin ne olduğunu bilmiyor. Yani bilmesin. Hiç dünyada inme diye bir şey olmasın. İnme nedir? Medical Park kaynağına göre, inme beyne giden hayati kan ve oksijen akışının ani bir şekilde kesildiği ya da azaldığı bir beyin KRIZIDIR. Beyindeki damar tıkanıklıklarının etkilediği bir rahatsızlık. Tamam, arkadaşımız canlı yayında hemen canlı yayından düştü. Hem onun hem de hepinizin şifasına vesile oluyorum. İnme ile felç arasında küçük bir fark var. Gerçi inme felce de sebep olabilir. İnme küçük çaplı bir etkiye de sahip olabilir. İnmenin büyük çaplı etkisi o zaman felç. Şimdi arkadaşlar, onun bütün şifasına, sizlerin bütün şifanıza vesile oluyorum. Bir dakika. İnşallah Yüce Allah'ım hepimizin şifasını versin. Yarım dakika bekleyelim. Bizim sistemin şifasıyla vesile oluyorum size. Bizim sistem vasıtasıyla şifanıza vesile oluyorum. Ve lütfen açın gözünüzü. Şifa olsun. Amin. Kapatalım. Yeni bir canlı yayın açalım.